Sahra. Sahra. Sen uyurken gittiğim için beni bağışla Mithat. Söylesem ya vazgeçirmeye çalışır ya da yanımda gelmeye kalkardın. Benimse bu yolculuğa tek başıma çıkmam gerekiyordu. Teslim olacağım. Nil'den kurtulmamızın tek yolu bu. Kızımı geri almaya gidiyorum. Gerçek kimliğimi ona güvenli bir yer bulduktan sonra açıklayacağım. Sen de aynı şeyi Serkan ve Firuzan için yapmalısın. Nil yakalanana kadar onların da güvenli bir yerde saklanmalarında fayda var. Tehlikeli bir işe kalkıştığımın farkındayım. Bunun için hazırlıklık ediyorum. Benim için endişelenme. Son olarak bu gecenin bunlarla ilgisi yok. Gitmesem de yaşanırdı. Hoşça kal sevgilim. Sahra sen ne yaptın? Allah kahretsin. Hayır ya. Hüseyin. Mithat ben. İşte evinize geldik bayanlar. Lara ya da bana da çok keyifli bir akşam yaşattın. Ne demek efendim? O keyif bana ait. İçeri gelip biraz da kahve keyfi yapmak ister misin? Geç olmadı mı ya? Bu akşam küçük hanımın uyku saatini biraz aksattık galiba. Onun canına minnet. Öyle değil mi Lara? Teşekkür ederim. Gerçekten çok eğlenceliydi. Bu durumda kahveyi hak etmişim galiba. Hasan ben içerideyim. Peki abi. Taner Başar'la nerede tanıştınız? Kendisinin hassas bir işinde ufak bir yardımımız olmuştu. Başka tanıdığınız ünlüler de var mı? Hele sen kiminle tanışmak istediğini bir söyle de. Brad Pitt. Bakıyorum gözü yükseklerde. Tıpkı senin gibi. Allah Allah. İffet uyumuş olmalı. Sizin bu İffet Hanım'ın uykusu ağır galiba. Hiç böyle yapmazdı. Aa, Nil bak kapı açık. Çok tuhaf. İffet! Siz durun ben bakarım. Hasan'ı da çağırırsanız. İmdat! İmdat! Üzgünüm hanımefendi ama siz bağırırken anlaşamayacağız. Siz İffet olmalısınız. Ben Nil Hanım'ın arkadaşıyım. Yemin? Şimdi ikna oldunuz mu? Kim yaptı bunu? Ne oldu sana İfoş?
Evin içinde tıkırtılar duyunca kalktım. Buraya geldim ki ne göreyim? İpek'in başında bir yabancı. İpek? İpek'i kaçırdılar. Mithat merhaba. Eve varmak üzereyim. Hüseyin, onu durdurmak zorundasın. Acele et. Ne olur acele et. Nil, siz evde bekleyin. Biz Hasan'la etrafı kolaçan edeceğiz. Polisi arasak mı? Şimdilik gerek yok. İffet Hanım'ın söylediğine göre bir iki dakika erken gelsek herifi suçüstü yakalayacakmışız. Kucağında çocukla fazla uzağa gitmiş olamaz. Burada duralım lütfen. Seni almaya geldim. İpek'e bir şey yapmazlar değil mi? Merak etme. Ona hiçbir şey olmayacak canım. İffet, nasıl biriydi? Kafanı toplayıp hatırlamaya çalışır mısın? Ben bilemiyorum Nil Hanım. Seni bağlarken de mi görmedin? Yüzü kapalıydı. Hadi yüzünü göremedin. Peki iri miydi, uzun muydu, topallıyor muydu? Hiç mi bir şey fark etmedin be kadın? Galiba orta boylu ve zayıftı. Anlaşılan şakacı birileriyle karşı karşıyayız. Nil Hanım, içeri girelim. Evet Nil, lütfen, çok korkuyorum. Şşşt, sakin ol. Sakin ol. Bırak beni. Sen ne yaptığını bilmiyorsun, delirmişsin. Asıl bu zamana kadar beklemek delilikti. Hayır Sahra, buna izin veremem. Araba boş abi. Etrafta orta yere park etmiş tek arabanın bu olması çok enteresan değil mi? Bu araba büyük olasılıkla aradığımız kişiye ait. Bu da demektir ki henüz arabasına ulaşamadı. O zaman yakınlarda olmalı. Sen arabanın başında bekle. Tamam abi. Sahra, lütfen kendine gelir misin artık? Belki de hiç olmadığım kadar kendimdeyim zaten.
O zaman senin başına bir şey gelirse İpek'e ne olacağını da hesaplamışsın. Evet, her şeyi hesapladım. Hüseyin, elinde silahı var. Tıpkı senin gibi. Her şeyi hesapladın mı demiştim. Ama bu kim olabilir ki? Ona hiç hesapta yokken nereden çıktığını sormak ister misin? Ne yapacağız şimdi? Sen de planlamıştın. Hüseyin yeter. Arabayı burada mı bırakacağız? Yürüyerek devam edemeyiz. Biri burada bekliyorsa başkaları da olmalı. Sara. Sen arabaya biniyorsun ve beni bekliyorsun. Nasıl, adam orada dururken mi? Silahın var ya. Ben adamın dikkatini başka yöne çekip oradan uzaklaştırdığımda hızla arabaya koş. Adamı atlatıp geleceğim. Silahını bana ver. Hayır, hayatını tehlikeye atmana izin veremem. Hayatımızı kurtarmaya çalışıyorum. Üçe kadar sayacağım. Üç dediğimde havaya ateş edeceğim. Adam peşime takılınca arkana bile bakmadan koş. Hazır mısın? Ne olur dikkatli ol. Bir. İki. Üç. Yardım et. Hele şükür. Hadi bas gaza, gidelim. Hüseyin, neler oluyor? Eğil. Abi araba şu tarafa doğru kaçtı. Seni ölüme mi terk etseydik? Ben zaten yaşamıyorum ki. Demek İpek dışında yaşamanı gerektiren hiçbir şey yok. Biliyor musun? Sen umursamasan da seni düşünen, merak eden, bugün tıpkı Hüseyin'in yaptığı gibi uğrunda hayatını feda edecek insanlar var. Kalmadı. Sara, biraz dinlesen iyi olacak. Hadi.
Beni affedebilecek misin? Ölebilirdin. Atlattı ki, boş ver. Hem ben macerayı severim. Hadi. Peki bu adamlar kimdi? Hasan yüzünü görebilmiş mi peki? Nasıl biriymiş? Yüzünü görememiş. Kaçarlarken arabada biri daha vardı. O zaman İpek onunlaydı. Muhtemelen. Ama göremedik. Uyudu mu? Ağlarken uyuyakaldı. Nil Hanım, hepsi benim suçum. Ben... Yeter İffet. Sen de git yat artık. Peki efendim. İyi geceler. Bir dakika. Bu kişiyle ilgili hatırladığınız başka bir ipucu yok mu? Maalesef efendim. Sadece Nil Hanım'a söylediklerim. İyi geceler İffet. İffet Hanım, sesini de mi duymadınız? Erkek, kadın? Hayır efendim. Çok üzgünüm. Tanıdık biri midir diyorsun? Belki de seni yakanla aynı kişidir. Olabilir. 34 AS 1340. Sana bir şey ifade ediyor mu? Tanıdık geliyor ama... Şimdi bittiler işte. Ne yapıyorsun? İyi bir avcı avını paylaşmaz mı? Anlatabiliyor muyum? Uyudu mu? Zor uyudu. Bu gece çok inatçı olduğu bir gerçek. Sen iyi misin? Yüzün hala bembeyaz. Endişeliyim. Peşimize takılan adamlar her kimse senin arabayı gördüler. Yani kapıya gelmeleri an meselesi bile olabilir. Peşimizden ateş açacak kadar gözü kara olduklarına göre. İyi de bunlar kimin nesi? Ne istiyorlar? Nil kendine koruma tutmuş olabilir mi? İşte bu çok komik. Canavarın korumaları. Alo. Efendim Melek. Ne? Ne yaptın? Ne kadar sevimli değil mi Yusuf amcası? Hem de nasıl? Boşuna dememişler. Anasına bak kızını al diye. O kadar mutluyum ki. Sen de mutlu musun anneciğim? Söze ne hacet? Oo Melek, çok güzel görünüyorsun. Tam bir iş kadını. Benden de amma iş kadını olur ya. Neden olmasınmış? Başarılı olacağına eminim. Gerçi bugüne kadar kendi çapımda halledemediğim iş olmadı çok şükür. Senin işini bitirmek hariç. Ben öyle bir olay hatırlamıyorum. Hangi olay? Bence de. Hangi olay o? Hala olduğu konusunda ısrarcı mısın? Peki değilim. Sadece bu çorapla çok rahatsızım. Sana çok yakışmış. Bugün her şey sana öyle görünüyor da ondan. Melek, sana nasıl teşekkür etsem? Ben patakladıktan sonra sen sırtını sıvazlarsın. Aa, insaf et be Yusuf baba. Evet lütfen hatırım için. Yaptığı şey çok tehlikeliydi. Evet ama... Ama onunla gurur duyuyorum. Bir ana kızı kavuşturmak için kendini böylesine tehlikeye attığı için. Tamam yeter, utandırmayın beni. Hadi işe geç kalıyorum, kaçtım ben. Güle güle. O zaman Ali Bey'i aradığımı iletir misiniz lütfen? Teşekkürler. Seninki bugün okula gitmeyeceğim diye tutturdu durdu. Anca ikna edip gelebildim. Aradığından beri yüreğim pırpır ediyor zaten. Tamam anne, tamam. Her şey düzelecek, telaş etme. Peki ne yapacağız şimdi?
İstersen önce bir salona geçip oturalım. Ay, ben de kafamı bıraktınız. Hadi gel. Gel bakayım, dayan bana. Yavaş. Ha, yavaş. Yavaş, yavaş. Ha. Gel otur şöyle. Geç, 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 geç. Efendim. Ha, merhaba İffet. Mithat Bey, feci bir şey oldu. Dün gece ipeyi kaçırdılar. Size haber verecek durumum yoktu. Merak etme İffet, İpek emin ellerde. Nasıl? Yani? Oh, çok şükür. Öyle korktum ki. Sana bir şey soracağım İffet. Dün gece evde sizden başka birileri de var mıydı? Evet. Bir ara size bahsettiğim Yemin Bey'le şoförü. Akşam Nil Hanım'la geldiler. Sağ ol İffet. Bizden haber bekle. Çok yakında sana ihtiyacımız olacak. Peki Mithat Bey. Yemin Tezer. Korkuyorum oğlum. Korkmana gerek yok. Sahra ile bir plan yaptık. Hah, işte şimdi daha çok korkuyorum. Anne, lütfen dinler misin? Dinlerim. Ama plana itiraz etme hakkımı saklı tutarak. Yok, bu seferlik hayır. Çünkü başka bir çaremiz yok. Serkan'la seni bir süreliğine Amerika'ya gönderiyorum. Ne? Anne, Nil hakkında suç duyurusunda bulunacağız ve Nil tutuklanıp hapse girene kadar sizin güvenli bir yerde olmanız gerekiyor. Peki ya siz? Sahra kimliğini açıklayıp teslim olacak. Kimlik sahteciliğinden tahminen 6 ay kadar hapis yatar. Ben de mahkeme işlerini halledeceğim. Planınız bu mu yani? Dahası da var. Dahasına benim kalbim dayanır mı bilmem. Anne, bu süre içinde İpek'i de güvenli bir yerde saklamak zorundayız. Yer bulma konusunda bize yardım eder misin? Sen ne halt etmeye çalışıyorsun? Ben mi? Ne yapmışım ki? İşi nereye vardırmaya çalıştığını bilmiyorum ama bu kez bardağı taşırdın. Yapma. Aramızda bir bardağın lafı mı olur? Hele ki sen taşırdığın bardaklarla tsunami yaratmışken. Yeterince etkili olamamışım anlaşılan. İpeği nereye sakladın? İpek? Hadi. Onu senin kaçırdığını biliyorum. Birilerinin çocukları senin gibi bir üvey annenin elinden alma çabası hoşuma gitti. Önce Lara, şimdi İpek, öyle mi? Lara'yı geri aldım. Tıpkı şimdi İpek'i alacağım gibi. Maalesef seni eli boş göndermek zorundayım Nil. Çünkü İpek'i kaçıran ben değilim. Yalan söylüyorsun. Bir an için varsayalım ki ben kaçırdım. Bundan ne gibi bir çıkarım olabilir ki? İpek'in velayetine ve dolayısıyla atom hisselerine sahip olamamam için. Ve belki de her nedense acı çektiğimi görmekten büyük zevk aldığın için. Bak, bu doğru. Senin acı çektiğini, hayatının mahvolduğunu görmek bana büyük zevk verirdi. Ama dediğim gibi, İpek'i ben kaçırmadım ve nerede olduğumu da bilmiyorum. Allah Allah. O zaman İpek'in kaçırıldığı saatlerde arabanın evimin civarında görülmesine de bir açıklaman olmalı. Salma ve ben sosyal bir çiftiz. Yeni arkadaşlar edindik. Dolayısıyla o civarda oturan tek dostumuz sen değilsin. O halde neden gaza basıp kaçtın? Kimden? Arkadaşlarımdan. Demek sen de yeni arkadaşlar edindin. Evet öyle. Üstelik arkadaşlarım çok da tehlikeliler. İnan bana, tanışmak istemezsin. Haklısın. Seninle arkadaşlık ettiklerine göre tarzım olmadıkları kesin. Ama İpek'in yerini söylemezsen ne yazık ki tanışmak zorunda kalacaksın. Nil, çevre edinmem için bu kadar çırpınman beni duygulandırdı. İpek'e karşılık ne istiyorsun? Yapma. Bu ne panik böyle ya? Yoksa İpek'in başına bir şey gelirse velayeti alamayacağından falan mı korkuyorsun? Seni bu kadar çaresiz görmek içime dokundu. Benden günah gitti. Yeni arkadaşlarına benden selam söyle. Hiç şüphen olmasın. Hızlı öğreniyorsun. Neyi? Sakin olmayı ve cevapları nerede arayacağını. Bir şey yaptığım yok. Denizi izliyorum sadece. Denize açıldın mı eli boş dönmeyeceksin Nil. Deniz deyince aklına ne gelir?
Bilmem. Hadi canım. O kadar da zor değil. Tehlike diyelim. Tehlike. Sence hayattaki en tehlikeli şey nedir? Ne bileyim ben. Örneğin. Örneğin. Sevmek. Güzel. Neredeyse çözdün vallahi. Neyi çözdüğümü bilmek istesem? Soru ne? Bu Demircan çifti için neyin tehlike? Bizim için neyin doğru damar oldu? Sevmek. İşte doğru yanıt Nil. Sevmek tehlikelidir. Neden? Kaybetme korkusu getirir. Peki, bu Sahra Hanım'ın sevdikleri listesinde kimler vardır dersin? Feyza, en kadim dostu. Belki İffet. Gerçi o zaman da biz açık vermiş oluruz. Onların başına bir şey gelirse, Salman'ın değil, Sahra'nın peşinde olduğumuz anlaşılır. Anlatabiliyor muyum? Ama Mithat'ın sevdikleri için böyle bir tehlike söz konusu olamaz. Sen de hiç fena bir kadın değilsin ha. Şimdi bu insanlar neyin peşinde? İpek'in. Peki buradaki eşit ağırlığı bozmayacak isimler kimler olabilir? Mithat'ın oğlu ve üvey annesi mesela. Demek ki Mithat Bey'in bir oğlu var. Güzel. İsmi neydi? Ve böylece Bermuda şeytan üçgenimiz de tamamlanmış olur. O saçlar derhal kurulansın Serkan Efendi, yoksa... Kulaklar çekilir. Aşını bileydiniz. Bana yine yazacak mısın? İstersen yazarım tabii. İsterim. Çıkmak için gün sayarken satırlarınızdan güç alırım. Sen yeterince güçlüsün. Öleyim galiba. İyi ki hayatıma girdin. İyi ki hayatımı kurtardın. Vallahi ailecek fena borçlandınız bana. Bilmem artık nasıl ödersiniz. Ödeyemeyiz. Ve gitme vakti. Sana ne diyeceğimi bilemiyorum. Daha önce de dediğim gibi, bazen sözcükler gereksizdir. Hatta yanıltıcı. Ve çoğu zaman yetersiz. Hoşça kal Salma Anvar. Güle güle doktor. Tamam geldim kızım, kapat şunu. Babaannem bu eşya işini abartmış yine. Abarttı yani, ne yapalım? Kapanmayacak bu. Kapanmayacak bu. Oğlum sen papağan mısın? Papağan mı? Değilsin, değilsin. Tüh, tüh be kardeşim. Tüh be. Sersin papağan. Ne kadar kaldı da orada? Çok uzun değil. O zaman babaannem abartmış yine. Beni özle, tamam mı? Herhalde yani. Herhalde yani. Baba. Söyle oğlum. Baba. Söyle dedim. Baba. Eyvah. Üçlediğine göre kesin bunun altından bir şey çıkacak değil mi? Evet, çıkacak. Ne? Bu gece beraber uyuyalım mı? Salma sen ben. Olur mu yani? Uyudun mu?
Bu gece uyuyabileceğimi sanmıyorum. Ben de. Keşke İpek de yanımızda olsaydı şu an. Bir gün o da olacak. Senden bir şey istesem? Ne? Gülme ama. Peki, denerim. Bana masal anlatır mısın? Ne? Hani gülmeyecekti? Denerim demiştim sadece. Korktuğum gecelerde babam anlatırdı. Sonunu getiremeden uyuyakalırdı. Deneyelim bakalım. Evvel zaman içinde koltuk deneyini kendine kılıç edinmiş bir şövalye ile ceylan gözlü faslı bir prenses yaşarmış. Prenses bir kuleye hapsedilmiş. 6 ay boyunca orada yaşaması gerekiyormuş. Bu süre içinde ay sevdiklerinin yüzü, güneş de onların dili olmuş. Ay her sabah yerini güneşe bırakırken yaklaşmışlar birbirlerine bir adım daha. Sonunda bir sabah bir bakmışlar ki parmaklıklar kalkmış ortadan. Güzel prenses kendini şövalyesinin kollarında bulmuş. Bir bakmışlar, o da ne? Eteğinde iki de çocuk. Biri kız, biri oğlan. Prenses ve şövalye çocuklarını da alıp saraylarına geri dönmüşler. Hayatlarının sonuna kadar aşk ve mutlulukla yaşamak üzere. Anne, ha? Bak uçaktan iner inmez arıyorsunuz beni. Tamam, tamam dedim ya evladım. Tehlike ortadan kalkar kalkmaz yanında olacağım. Biliyorum Firuza. Yapma bak, beni de ağlatacaksın. Göz açıp kapayıncaya kadar geçecek, göreceksin. Sonunda özgür ve hep bir arada olacağız ya. Bunun için her şeye katlanmaya hazırım. Allah yardımcın olsun. Babaanne üzmek yok Serkan. Söz mü? Söz. Sen de Salma'yı üzme. Seni özleyeceğim bir tane. Ben de seni özleyeceğim. Hadi bakalım, taksi bekliyor. Hadi. Gel kızım, hadi. Hadi bakalım. Sen geç bakalım. Tamam baba. Al bakalım. Sağ ol çocuğum. Sizi seviyorum. Biz de seni anne. Ben de. Babaanneyi üzmek yok, tamam mı? Bay bay. Ne tarafa? Havaalanına gidiyoruz. Emredersiniz. Söyle koçum. Her şey yolunda abi.
Kadınla çocuk takside. Eyvallah. İşte bu kadar. İyi iş çıkardık. Emin misin? Sen ne kadar emin olduğuma daha yakından bakmak ister misin? Yusuf Bey'le konuştum. İpek'le birlikte yola çıkıyorlarmış birazdan. Çok iyi. Zahra. Biliyorum, artık herkes emniyette. Sıra son hamleye geldi. Zahra. Tamam, aklımda. Teslim olduğunda suç duyurusunda bulunacağım. Yanıma gel. Zahra. Mithat, yapma. Yanıma gel. Gelirsem her şey daha da zorlaşacak. Nasılsa gideceğim bir an önce, hiç arkama bakmadan. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Hem de hayatımda hiç kimseyi sevmediğim kadar çok. Yaşayabilmemiz için de gitmem gerekiyor. Yardım et. Yoksa yapamayacağım. Eski okuluma gidebilir miyim? Hele bir Amerika'ya gidelim, bakacağız. Affedersiniz beyefendi. Neden bu yola girdiniz? Öbür tarafta yol çalışması varmış. Trafiğe takılmayalım diye. Ah, tamam. Rahatsız etmezse hava değilsin biraz. Ha, tabii de. Buyurun. Bekle, ben de geleceğim. Olmaz. Seni oraya tek başına gönderemem. Nereye gidersem gideyim benimle geleceğini biliyorsun. Tamam. 5 dakika daha lütfen. Sen bana en güzel masalı yaşattın. Küçük bir öpücükle derin bir uykudan uyandırdın beni. Hani düğün gecesi sana söylediğim şeyi hatırlıyor musun? Tarif edemeyeceğim bir şey bu. Bir türlü adını koyamıyorum. Sana yalan söyleyecek değilim Mithat. Duyduğum şey şefkat mi? Dostluk mu? Aşk mı? Yoksa sığınma hissini bilemiyorum. Varlığın güç veriyor. Artık ne olduğunu biliyorum. Hepsi. Bu masal bitemeyecek kadar gerçek şimdi. Teslim olana kadar yanında geleyim en azından. Bu doğru olmaz. Gerçek kimliğimi bildiğin anlaşılırsa suça ortak olursun. Hem ben hapisteyken çocukların babalarına ihtiyacı olacak. Annelerinin dönüşünü birlikte hasret ve sabırsızlıkla bekleyeceğiz.
Sizi çok özleyeceğim. Zahra. Yapma Mithat. Müjdeyi sen vermek ister misin? Zevkle. Alo. Merhaba canım. Nasılsın? Nil. Evet, benim. Sonun geldi artık. Bu kez gerçekten bitti. Yanılıyorsun hayatım. Asıl sonu gelen sensin. Ne demek istiyorsun? Oğlun elimde Mithat Madra.